hangi noktadayız? Mesela buna biraz ben perspektifi genişleteyim. Hem iş dünyası sürdürülebilirlik konusunda hangi noktada? Bir de buna ekleyeyim mi? Diğer şapkanızdan dolayı finans dünyası sürdürülebilirlik. Ben mesela şöyle bir tahminde bulunuyorum. Herhalde finans dünyası daha sürdürülebilirliğe birkaç adım ilerlemiş. Doğru mu? Yanılıyor muyum? Doğru. Yani şöyle doğru. Aslında finansın bu işlere girişi, sürdürülebilirliğe girişi risk yönetimi amaçlı oldu. Çünkü bizler Garanti BBVA olarak bizim girişimiz de bu şekilde başladı. Finanse etmiş olduğumuz projelerle yarattığımız çevresel ve sosyal etkileri fark ettik. Ve o çevresel sosyal etkilerle eğer negatif bir etki yaratıyorsa yarın öbür gün bunu hem bizim müşterimize hem finanse ettiğimiz proje hem de bize olan etkisini fark ederek öncelikle dedik ki önce finanse ettiğimiz projelerin bir kural setini koyalım. Bunların risk değerlendirmelerini çevresel ve sosyal kredi proseslerimizin içine dahil edelim. Ondan sonra da eğer bu proseslerde olumlu not alırsa ancak ondan sonra finanse edelim. Bazen de belki de finanse etmeyelim. Eğer çevresel olumsuz etkileri de varsa da dönelim yatırımcıya diyelim ki biz bunu finanse etmeyeceğiz çünkü böyle böyle etkileri var. Ya da siz bu etkileri minimize edin. Bunlara yönelik belli aksiyonlar alın. Eğer bunları azaltabilirseniz veya sıfırlayabilirseniz o zaman deriz ve biz buradan başladık. Arkasından şuna geldi, baktık dedik ki ya evet risk yönetimi ama esasında bir fırsat da bu. Çünkü dünya değişiyor, bir dönüşümün başlangıcındayız. Dünyanın özellikle bu şeyi bir söylemek istiyorum, 1,5 derece ısınma dünya için çok önemli bir risk. Ve buna yönelik de bütün şirketlerin aksiyonlarını alıyor olması lazım. Bankalar da finanse ederken şirketleri bunun etkilerini de göz önünde bulundurarak o finansmanları sağlıyor olması gerekiyor. Ve buradan yola çıkarak peki o zaman bu yatırımların yapılması lazım. Bu yatırımları yapmak için yatırımcıların belli bir kredisi var, sermayeleri var ama dış kaynağa ihtiyaç var. Dünyadaki dış buna bu işlerdeki finansmanın da önemli büyük çoğunluğu bankalardan sağlanıyor %90'lar seviyesinde ve o kapsamda da bizler bunu bir fırsat olarak düşünerek öncelikle büyük projelerden başladık. Yenilenebilir enerji olsun, enerji verimliliği olsun, rüzgarlar, güneşler ve biliyorsunuz geçtiğimiz 20 senede Türkiye'de çok önemli yenilenebilir enerji evet. projeleri finanse edildi. Ve bence Türkiye'nin esasında enerjide yazdığı en önemli başarıların başında da bu projeler geliyor. Ve onlara yavaş yavaş ısındık bu projelerle. Daha sonra baktık dedik ki tamam ama bunlar çok sınırlı kalıyor. Bizim bunları daha fazla yaygınlaştırıyor olmamız lazım. Böylece bireylerden, KOBİ'lere, ticari firmalara kadar onların her birinin faaliyetlerinde bu konuları nasıl bir finansman ürünü olarak onlara sunabiliriz dedik. Ve yenilenebilirden başladı. Sonra Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çıktı. Yeşil Mutabakat ne diyor? Bence ülkeler açısından aslında çok önemli belirleyici kararlardan bir tanesi bu. Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracı sadece kendi üreticileri için değil, kendi yatırımları yapanlar değil, o ülkeye mal satan firmalar içinde getirdikleri bir kural setleri var. Eğer onlara uymuyorsanız karbon vergisini getireceklerini bildirdiler. Hatta önümüzdeki seneden itibaren de bunun geçiş dönemi başlıyor. 3 sene boyunca sürecek ve 2026'dan itibaren de full işlevsel olacak. Türkiye'nin ihracatının %42'si Avrupa Birliği'ne ve Türk şirketlerinin de bu dönüşümü mutlaka yapıyor olması lazım. Burada yine finansör kuruluşlara, bankalara iş düşüyor. Onun için de şimdi farklı ne yapabiliriz? Sadece çünkü şeye bakmayacaklar, bu sektörler demeyecekler. Belki de bir tarım ürününden bile suyu nasıl kullandıklarına, oradaki kullandıkları gübrenin içindeki içeriklere, tarlada çalışanların belli özelliklerine kadar bir sürü kriterleri devreye sokacaklar. Biz de bunlara uygun finansmanları hazır hale getirmeye çalışacağız.